Herkese merhaba, ben Tuana. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bu indirim serisinin bir diğer videosuyla karşınızdayım. Bu sefer de Watsons'tan size önerilerimi paylaşacağım. Büyük indirimler başladı, siz de ne alsam diye düşünüyorsanız bence bu video çok güzel olacak. Ve şunu da söyleyeyim, yeni iyileştiğim için hastaydım, grip olmuştum, Covid değil. O yüzden sesim biraz garip, kusura bakmayın. Ve bunu da söyledikten sonra artık videoya geçebilirim. Ama tabii ki de bunu biliyorsunuz artık. Videoya geçmeden önce eğer videoyu beğenirseniz, likelarsanız ve kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Hadi başlayalım. Bu videoda biraz böyle fazla far paleti, allık vesaire görebilirsiniz. Hani işte atıyorum bir tane fondöten önerdiysem 4 tane far paleti ya da allık önerebilirim. Ama bir sırayla gitmeye çalışacağım. Şimdi ilk olarak bir fondötenden bahsedeceğim. Bu NYX'in Born to Glow fondöteni. Bendeki 03 porselen rengi. Bugün yüzümde de bu fondöten var. Aslında isminden böyle glow, daha ıslak bitişli, nemli bir fondöten düşünüyorsunuz. Ama bu çok nemli bir fondöten değil. Yine de cildi çok sağlıklı gösteriyor bence. Kesinlikle mat değil. Böyle abartı derecede ıslak bitişli de değil. Kapatıcılığı orta seviyede. Benim birkaç tane sivilce lekem var şurada falan da. Ve onları gayet güzel kapattı. Daha doğal fondötenlerden yana olduğum için de bunu çok seviyorum. Eğer sizin de çok kapatıcılığa ihtiyacınız yoksa bence bunu bir düşünün. Aynı serinin kapatıcıları var elimde. Gördüğünüz bu koyu renkli olan cappuccino rengi. Ben onu contour, bronzer için kullanıyorum. Yine bugün de o var. Ama bu daha çok bronzer'a yakın bir renk. Concealer'ların yapısı çok ince olduğu için çok kolay bir şekilde dağılıyor. Ben fırçayla çok rahat dağıtabiliyorum. Ve yüzüme güzel bir sıcaklık veriyor. Yine aynı şekilde concealer'ı da çok seviyorum. Bendeki hangi rengiymiş? Light Ivory. Yalnız bu çok güzel bir kapatıcı. Evet, ama bunu sabitlemezseniz çizgilere dolabilir. Onu baştan söyleyeyim. Çizgilere dolmaması için çok hafif sabitlemeniz gerekiyor. Bu biraz daha nemliğe yakın bitişli bir concealer. Kapatıcılığı da yine orta seviyede yani. Benim çok fazla gözaltı problemim yok. Tabii ki morluklarım var. Onları çok rahat bir şekilde kapatıyor. Diğer bir kapatıcı önerim de Watsons'a yeni gelen Lutie London markasının concealer'ı. Ben Fawn rengini aldım. Bu arada concealer'ın içinde de E vitamini varmış. Bunu şu anda öğreniyorum. Şöyle aplikatörünü göstereyim. Sünger bir ucu var. Ben swatch'larına bakarak almıştım internette. Ama rengini iyi tutturmuşum yani. Bu arada neden netlemiyor? Neyse işte şöyle bir ucu var. Sıkarak kullanıyorsunuz. Mesela bu resmen mat bir concealer. Ben bunu önce bu gözüme sürüyorum. Fırçayla dağıtıyorum. Sonrasında buraya sürüyorum. Çünkü çok çabuk donuyor. Ve neredeyse hiç çizgilere dolmuyor. O yüzden ben bunu çok beğendim. Yani tabii ki biraz mat bitişli olması beni üzüyor. Ama öyle göz altlarınızı kurutacak kadar da mat bir bitişi yok. Yine kapatıcılığı da orta, çok yüksek diyemem. İnce bir yapısı var çünkü. Ama gerçekten beni şaşırtan bir kapatıcı oldu yani. Eğer aklınızda bunu alma düşüncesi varsa bence hiç düşünmeden alın. Krem allıklara geçiyorum şimdi. Yine NYX'ten geliyor. NYX'in Sweet Cheeks allıkları yeni çıktı. Görmüşsünüzdür belki. Bugün yanağımda da bu var. Benim şu anda elimdeki Almost Famous rengi. Rengini şöyle göstereyim. Yani o kadar güzel bir allık ki. Ve çok değişik. Ruj gibi bir aplikatörü var. Şimdi elimde göstereceğim. Biraz yoğun. O yüzden az uygulamanız gerekiyor. Mesela ben bugün biraz fazla sürmüştüm başta. Ya bir baktım tup turuncuyum. Sonra işte fondöten fırçamla dağıttım falan. Ama baksanıza zaten çok kolay dağılıyor ve rengi çok güzel yani. Bilmiyorum, benim inanılmaz hoşuma gitti. Yapısı falan da çok güzel. Bunun iki tane rengi daha var aklımda. İndirimde ben de onlardan alacağım. İçinde sim falan kesinlikle yok. Ve böyle çok ıslak bir bitişi de yok. Ama mat da değil kesinlikle. Ben fırçayla dağıtmayı tercih ediyorum. Elinizle dağıtmak isterseniz sizi biraz zorlayabilir. O yüzden bence en iyisi fırçayla, hani ya da süngerle de dağıtabilirsiniz. Cidden ama yani bu en favorilerimden biri. Buna bayıldım gerçekten. Buna bir bakın ya. O kadar güzel ki hani bunu kullandıktan sonra demek istediklerimi gerçekten anlayacaksınız. Diğer krem allıklardan Maybelline'in Cheek Heat'leri. Ben bir şeye çok sevince mutlaka diğer renklerine bakıyorum. Eğer öyle bir şansım varsa, hani atıyorum ruj mesela, allık yine. Bu tarz şeylerde kesinlikle bakıyorum. Bende 20 ve 30 numaraları var. Bunları da göstereyim. Mesela bunlar parmakla da uygulanabiliyor. Ben yine bunları da fırçayla dağıtıyorum. Daha kolay oluyor benim için. Ha bu arada diğeri için şunu söyleyeyim. Kesinlikle fondöteninizi falan kaldırmayın. Yani o konuda hiç sizi zorlamıyor. Cheek Heat'ler diğerine göre daha nemli ve daha az pigmentli. Şu gördüğünüz 30 numara, bu da 20 numara.
Bu daha soğuk bir pembe. Bu daha biraz işte şeftaliye kaçıyor. Daha doğrusu coral rengi. Bunlar bir tık daha jel yapıda. Diğeri daha böyle muz, köpük gibi bir yapısı vardı. Bunlar daha kolay dağılıyor. Hani onu söyleyeyim. Mesela birazcık daha dağıtayım. Gördüğünüz gibi bunlar daha nemli. Diğerinin aksine. Yani bunlar da çok güzel bence. Bayağı da bir renk seçeneği var. Ama benim en sevdiklerim bunlar. Hani mesela diğer renklerine bakar mıyım bilmiyorum. Çünkü çok... Yani ilgimi çekmedi diğer renkler. Mesela bir tane nude rengi var. Evet güzel ama o sanki hiç belli olmayacakmış gibi geliyor. Bilmiyorum, o yüzden bu ikisi benim favorim. 20 ve 30 numara. Bir tane de krem highlighter'ımız var. Ama bu az önce sürerken kırıldı. Şöyle bir hale geldi. Bu Miss Cop'un krem highlighter'ı. Bunları yeni ürünleri denediğim videoda denemiştim. Şimdi size göstereceğim. Ya o kadar doğal bir aydınlatıcı ki. Simsim kesinlikle durmuyor. Ciltle çok güzel bir şekilde bütünleşiyor. Islak ıslak duruyor yani. O yüzden ben bunu çok beğendim. Kırılmasaydı iyiydi ama sorun değil yani. Sonuçta kapağını kapatabiliyorum ya. O önemli benim için. Bir de Miss Cop çok uygun fiyatlı bir marka. Bence bu da güzel bir alternatif. Yine bugün de bu var bende ama şuradan görebilirsiniz ıslaklığını. Toz ürünlere geçebiliriz. İlk anlatacaklarım Revolution'ın bu Reloaded allıkları. Bende yani neredeyse bütün renkleri var. Gerçekten çok güzel allıklar. Ve indirimlerde çok uygun fiyata düşüyorlar. Yani ben 20 liraya falan almıştım herhalde. Bu Baked Peach rengi. Bu Peach Bliss. Şu anda okuyamıyorum. Çünkü arkasında etiket var. Allah'ım ya, neden rengin oraya etiket yapıştırıyorsunuz ki gerçekten? Tamamen mat allıklar. İçlerinde hiçbir sim vesaire yok. Çok kolay dağılıyorlar. Renkleri şöyle. Ben en çok bunu seviyorum ya. Çünkü bu çok açık kalıyor. Bu da biraz soğuk. O yüzden benim için en ideali bu. Baked Peach rengi. Bunlar biraz fazla pigmentli. O yüzden ya seyrek kıllı bir fırçayla uygulamalısınız. Ya da fırçaya çok az dokundurmalısınız. Yani bayağı böyle al al olabilirsiniz. Ama onun haricinde hem fiyat açısından hem de performansları açısından gerçekten çok güzeller. Yine aynı serinin, ay çok kötü tırnakladım. Aynı serinin aydınlatıcılarını da çok seviyorum. Bir de desenleri falan da çok iyi ya cidden. Ama mesela ben şunu daha çok seviyorum. Dare to Divulge rengini. Bunun ismi Just My Type. Ya aslında ikisini de çok seviyorum ama aşırı yansıtıcılar kesinlikle. Özellikle doğal highlighter sevenler bunları sevmez. Şunlara bakın yani cidden. Benim sevdiğim bu. Ya bu da güzel aslında, ne bileyim. Bu diğerini daha çok seviyorum. Abartı aydınlatıcı sevenler bunlara bayılacaktır. Bir de böyle görüntülerinden, bir de bunlar baked pişmiş highlighterlar ya. O yüzden çok kuru olacağını düşünüyorsunuz. Ama kesinlikle kuru değiller. Bunlar da yine ciltle çok güzel bütünleşiyorlar. Bir tane daha highlighter önerim var. NYX'in High Gloss highlighterlarından Moon Glow rengi bendeki en açık olan. Yani o kadar güzel bir highlighter ki. Şimdi şöyle baktığınızda zaten bayağı kullandım. Desenli bir highlighter'dı normalde. Aslında toz yapıda gibi gözüküyor ama o kadar yumuşacık ki. Bu da çok yansıtıcı. Ciltle çok 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 güzel bütünleşiyor. Yani bir krem highlighter kadar güzel bütünleşiyor ciltle. NYX'in fiyatları evet bayağı arttı. Ama bunun çok yüksek bir fiyatı yoktu diye hatırlıyorum. Aa, benim neden bugün her şeyim kırılıyor? Şuna bakar mısın? Ya gerçekten şaka gibi. En sevdiğim bronzerlerimden biri kırıldı. Neyse artık. Yapacak bir şey yok yani ve çok kötü kırıldı. Kesinlikle takılmıyor. Ben göstereyim en iyisi. Maybelline'in City bronzerlarından bahsedecektim. Bende 200 ve 250 numaraları var. Yani çok bir farkları yok bence. Hani ben karıştırıyorum hangisi hangisi diye bazen. Bunları da yine bayağı kullandım ben. Ya elimin çok gittiği bronzerlardan biri. City bronzer biraz daha az pigmentli bir ürün. O yüzden kontrolü uygulayabiliyorsunuz. Rengi çok güzel bence. Renk alt tonu falan yani böyle... Ne çok küllü ne çok sıcak. O yüzden çok güzel boyutlandırıyor. Ve çok pigmentli olmadığı için de sizi zorlamıyor. Hani makyajı yeni başlayanlar da rahatlıkla kullanabilir. Mesela bu da az pigmentli olduğu için ve bir bronzer olduğu için daha sık kıllı bir fırçayla uygulamanızı tavsiye ederim. Hani daha kolaylaştırır işinizi. Artık far paletlerine geçmek istiyorum. Ya aslında Watsons'ta, yani böyle sırf Watsons'ta satılan far paletleriyle ilgili bir video yapabilirim yani. Çünkü o kadar çok seviyorum ki çoğunu. Ama işte bu videoda biraz böyle kısıtlandırmaya çalıştım. Böyle artık en sevdiklerimi falan ayırmaya çalıştım. Yoksa cidden far paletlerimin %60'ı hatta %70'i falan Watsons'tan ve hepsini çok seviyorum. Neyse şimdi gelelim bu videodakilere. İlki Miss Cop markasının bir paleti.
Bunu koymamın sebebi glitterların olması. Yani bu videoya koymamın sebebi bu. Bunu da denediğim video çekmiştim. İsterseniz şuradan ona gidebilirsiniz. Uygun fiyatlı, glitterli ve gerçekten başarılı bir palet. Miskop yani Watson's'ın Beaulieu'si gibi bir şey. Aslında adı çok fazla duyulmadı. Neden bilmiyorum. Yani duyulur yakında gerçi de. Duyulması da gerekiyor bence. Yani baksanıza uygun fiyatlı bir markanın glitterli paleti var ve başarılı. O yüzden benim sevdiğim bir palet bu. Kapatıcı göstermiştim ya size yeni bir markanın. O da bu markanın far paleti. Ya tabii ki far paleti gelmiş. Asla duramam almadan. Bendeki rengi The Rust. Zaten 3 tane far paleti geldi. Aslında bu markada o kadar güzel ürünler var ki. İşte lip glossları, böyle çeşit çeşit far paletleri falan ama şu anda çok az ürünü geldi. 18 tane falan ürününü getirmiş Watson's. Gördüğünüz gibi gayet başarılı. Elim bayağı aşındı. Biraz diğer elime swatchlayacağım. Ya bir de bu I Heart Revolution'ın yeni far paletleri geldi. Heartbreakers isimli ve aşırı tatlı. Bunu da zaten ben videoda denedim aslında. Ama büyük ihtimalle bunu denediğim videoyu bu videoda sonra izleyeceksiniz. Çünkü önce indirim videolarını atmayı düşünüyorum. Size daha faydalı olabilmesi için. Ben bunu aslında pek bir ümitle almadım. Çünkü internet swatchları böyle beni çok cezbetmemişti. Ama o videoda da gördük yani çok çok iyi pigmentleri. O yüzden hatta mavisini de aldım direkt. Ama onu videoya koymadım. Çünkü daha deneyemedim mavisini. Hani belki farklıdır diye hani sizi yanıltmak istemem. Şu pigmente bakar mısınız? Ya gerçekten gerçekten çok güzel. Benim çok hoşuma gitti ya zaten. Tam benlik tonları aldım. Yine I Heart Revolution'dan geliyor. Ya ben bu paleti 20 liraya aldım. İnanabiliyor musunuz? Gerçekten çok mutluyum bu paleti 20 liraya aldığım için. Bu Dragon isimli far paleti. Ara ara yine 20 liraya düşüyor bu arada. Renklerini göstereyim ya. O kadar çok beğendim ki ben bu paleti. Yine bunun da yapıları yumuşacık ve farların renkleri çok güzel bence. Hani baksanıza böyle çok her palette bulunan renkler değil bence. O yüzden iyi ki almışım dediğim bir palet. Özellikle 20 lira için baya baya iyi. Ara ara online'a giriyor. Online'da stoğa giriyor. Yani zaten stokta gördüğümde ben storylerimde falan size haber veriyorum. Ya bir de bu paleti aldım geçenlerde ve direkt bununla bir makyaj yaptım. Hani şey normal evde otururken bir makyaj yaptım. Bu I Heart Revolution'ın Tasty Peach far paleti. Ya ben de bu şekilde olan far paletlerinin, Melisa'nın deyişiyle telefon kaplarının neredeyse hepsi var ve hepsinden çok memnunum. Hani hepsinin adına size bunu gösteriyorum. Yani hepsini gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Şöyle kabartmalı olanların. Renklere baksanıza şaka gibi yani şaka gibi renkleri. O kadar güzel ki bununla hiçbir video falan çekmedim. Eğer isterseniz bununla bir video çekebilirim. Bu arada Mali'nin kılı girmiş içine. Nasıl oldu bilmiyorum. Eğer bu paletle bir makyaj isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Sizin isteklerinize göre çekerim ya da çekmem. Yine birkaç rengini swatchladım. Yani aslında görüyorsunuz. Belki bana kızarsınız bilmiyorum. Hani genelde aynı tonlar. Ama elimde değil yani bilmiyorum. Bu tonları daha çok seviyorum ve kendime de daha çok yakıştırıyorum. O yüzden de herhalde bu tarz far paletlerini falan daha çok alıyorum. Ama zevk yani elimde olan bir şey değil. Diğer bir çok sevdiğim seri de bunlar umarım düşmezler şu anda. Bu Forever Flawless serisi. Bunlar böyle yavaş yavaş tüm renkleri geliyor. Hatta ay bunların bir rengi geldi. Size anlatamam. O kadar güzel ki ama stokta asla bulamıyorum. Onu stokta bulur bulmaz direkt kapacağım. Valla ismini hatırlayamıyorum. Zodiac olabilir sanki. Ya da şu an uyduruyor olabilirim. Ama çok güzel, ona kesin bakacağım. Ya bunları da yine ne kadar çok sevdiğimi görün diye size böyle gösteriyorum. Mesela bir tanesini göstereyim. En sevdiklerimden biri bu. Allure isimli. Yine bu seriye de kefilim ben. Hepsi çok başarılı. Yani bende kaç tanesi var? 6 tanesi var. 6'sı da çok başarılı bence. Ya hepsini swatchlayamıyorum. Çünkü birçoğuyla zaten videom var. Ve hepsini, tüm renkleri swatchlamaya kalksam bu videoyu 1 saat geçer. Ve siz de izlemezsiniz. O yüzden bana kızmayın. Yani en çok istediklerinizi yazarsanız onlarla videolar çekerim ben. Gördüğünüz gibi ışıltıları falan çok başarılı ve bu sefer farklı tonlarda renkler swatchladım. Gelelim maskaralara. Benim çok güzel bir maskara var şu şekilde. Ya ben bunun ambalajı değil sandım. Yani
nasıl anlatayım? Bunu atmam gerekiyor, çıkartmam gerekiyor sandım. Ve ben bunu çıkarttığımda bütün o force'u, bütün güzelliği gitti bu maskaranın. Hangi maskara onu söyleyeyim artık. Maybelline La Sensational'ın böyle gül desenli maskaraları. Bunların 4-5 tane farklı renk seçeneği var. Bu Midnight olan. Ama o da silinmiş galiba. Yani hem Midnight Black'miş. Bu aslında bildiğiniz bence Maybelline La Sensational'ın Extra Black versiyonu. Çünkü hani normal siyah bir maskara değil yani. Cidden ekstra siyah bir maskara. Maybelline'den şu zamana kadar kaç tane bitirdiğimi hiç bilmiyorum. O yüzden bunları da kayıtsız kalamayıp almıştım. Hatta bunları da birlikte denedik sizinle. Bence çok güzel maskaralar. Bir diğeri de Burgundy Brown rengi. Ya bir de şu ambalajları falan çok hoşuma gitmişti ama artık diğerinin bir ambalajı yok maalesef. Neyse ki bunu çıkartmadım. Bu da böyle bordo kahverengi gibi bir maskara. Yine aynı şekilde La Sensational fırçası ve bence bu da çok başarılı. Gözde çok güzel duruyor. Daha doğal makyajlar sevenler için özellikle güzel bir alternatif. Çünkü bazı insanlar böyle simsiyah kirpikler sevmiyor. Şimdi göstereceğim maskarayı. Aslında koyup koymamak arasında biraz kararsız kaldım. Ama bugün yine bunu sürdüm ve hani bayağı beğendim sürerken. Yapısı oturmaya başladı. O yüzden videoya dahil etmek istedim. Bu I Heart Revolution'ın Chocolate Dipped maskarası. İçinde kakao yağı falan var. Bunun tek sorunu yapısı çok ıslak şu anda ve oturması gerekiyor. O yüzden hani böyle bir hafta 10 gün sonra falan çok daha başarılı olacak. Kirpiklere çok güzel hacim veriyor. Zaten plastik fırça ve bu fırçalar genelde hacim verir. Mesela ben bunu şöyle uyguladım bugün. Öyle daha çok memnun kaldım. Şimdi buna biraz sürüyorum. Buna sürüyorum. Buna sürüyorum ama hani hiç fırçaya tekrardan ürün almadan böyle bir kere sokup çıkartmayla iki gözüme de sürdüğümde daha güzel bir şekilde verim aldım. Çünkü diğer türlü kirpiklerime biraz yapıştırdı. Ve bunu ben tüm gün test etmiştim bir kere. Ve hiçbir şekilde böyle dökülme falan da yapmamıştı. O yüzden bu videoya dahil etmek istedim. Her ne kadar yeni bir maskara olsa da. Rujlara geçmeden önce biraz cilt bakım ürünlerinden bahsedeceğim. Benim çok sevdiğim bir marka var. Watsons'a satılan marka Frydia. Gerçekten çok başarılı. Ama ben en çok bu serisini seviyorum. Hani diğer serilerini hiç kullanmadım. Bu narlı olan seri. Bu bir serum. Bu da nemlendiricisi. Ya bu nemlendirici o kadar çok aradım ki ben. Çünkü asla stokta yoktu. Ve çok uygun bir fiyata aldım sonrasında. Ya çok güzel. Biraz parfümlüler ama cildi kesinlikle irite etmiyor ve çok güzel nemlendiriyor. Hatta bence yağlı ciltlere nemlendirmesi biraz fazla gelebilir. Bu da yine aynı şekilde daha hafif yapısı ama bu da biraz parfümlü. Zaten bu bitmek üzere yani. Şurada falan bundan tekrardan almayı düşünüyorum. Biterse bundan da alırım büyük ihtimalle. Bu kadar uygun bir fiyat ama özellikle indirimli halleri için söylüyorum. Bu kadar güzel içerikler bulmak biraz zor. O yüzden siz de uygun fiyatlı bir krem arıyorsanız, krem ve serum, bunlara bakabilirsiniz. Ya uygun fiyatlı dediğim hani 50 lira civarında olması lazım ama cilt bakım ürünleri için 50 lira falan gerçekten uygun fiyatlı bence. Diğeri ise Revolution Skin'in bu Niacinamide serumu. Yani daha bir aydır falan kullanıyorum ama ona rağmen çok kullandım ve şurada falan olması lazım. İçeriği gerçekten çok başarılı. Bunu da yine indirimlerde bakmanızı tavsiye ederim. Pompalıklı. Mesela bunun bir yapısını göstermek istiyorum. Birazcık yoğun bir yapısı var. Ve normalde niacinamide iyi formüle edilmezse bir yapışkanlığı olabilir. Ama bunda kesinlikle bir yapışkanlık yok. Bu arada biraz elimi nemlendirmiş oldum. Elim acımıştı silmekten. Bu niacinamide ne işe yarıyor derseniz de cildi aydınlatıyor. Tabii ki nemlendiriyor. Ve aynı zamanda gözenekleri nasıl diyeyim tedavi ediyor. Yani gözeneklerinizi gerçekten küçültüyor. Mucizevi bir içerik bence. Ben bunu hep almaya devam edeceğim. Ve çok fazla da bulunmuyor. Yani mesela The Ordinary'ninki var. Onu hiç denemedim. Ama duymuştum mesela almayı istiyordum. Ama cidden şu anda gayri ciddi rakamlara satılıyor. O yüzden eğer siz de gözenek problemi yaşıyorsanız ya da hani böyle etkin bir serum kullanmak istiyorsanız bence buna gerçekten bakabilirsiniz. Yavaş yavaş güneş batıyor ve bana biraz akşam güneşi vurmaya başladı. Evet şimdi hızlıca geçiyorum. Aa bir tane kaş maskarası var. Bunu nasıl unuturum? Hemen göstereyim. Bu Revolution'ın kaş maskarası. Ya benim çok sevdiğim bir kaş maskarası. Zaten bayağı kullandım.
gördüğünüz üzere. Bu bir serinin kaş maskarasıydı ama hani bu sadece ambalajı farklı yani. Yoksa hiçbir farkı yok diğer normal kalıcı seridekiyle. Gördüğünüz gibi minicik bir ucu var. O yüzden size çok büyük rahatlık sağlıyor. Kaşlarımı 12 saat, 6 saat falan yukarıda tutuyor diyemem. Ama yine de bence sabitleme performansı gerçekten başarılı ve hani o küçük olduğu için de çok rahat uyguluyorsunuz. Yani cidden ben mesela bugün uyguladım. Kaşlarım çok sert de değil. O yüzden kaşlarınızı da dökmüyor. Bir tane spreyimiz var. Maybelline'in Gloss Spreyi. Tabii ki isminden de anladığınız üzere ıslak bitiş sevenler için bu. Yani mat bitiş seviyorsanız eğer koşarak uzaklaşabilirsiniz bundan. Çünkü sıktığınızda böyle bayağı ıslak bir bitiş oluyor makyajınızda. Hatta sıkayım. Bu ara bir makyaj spreyi sıkmıyordum pek hasta olduğum için. Çünkü benim astımım var. Zaten şu an bu sesimin sebebi de astım. O yüzden tıkamamak için ama... Böyle bir yandan makyajınızı daha ıslak yapıyor. Parfümle o yüzden hani sıkmıyorum. Ve kapağında bir sorun var. Evet, ona sinir oluyorum kapağındaki sorunu ama onun haricinde kendisi cidden çok güzel. Bu dudak kalemiyle yeni tanıştım ama o kadar üzgünüm ki bu kadar geç tanıştığım için. Revolution'ın dudak kalemlerinden bu. İsmini okuyamıyorum. Alta linkini koyacağım. Cidden ismini okuyamıyorum çünkü. Şöyle bir rengi var ya. O kadar yumuşacıklar ki isterseniz ruj olarak da kullanabilirsiniz. Bunun diğer renklere de mutlaka bakacağım. Bu rengi de çok beğendim. Evet, çünkü çok doğal bir renk. Yani dudak rengine yakın. Bir tane dudak yağımız var. Bu NYX'in dudak yağı. Ya bunun metini hep duyuyordum. Neden almadığımı gerçekten bilmiyorum ama bunu da almak için çok geç kalmışım. O kadar güzel ki gloss gibi ama aynı zamanda dudaklarınızı da nemlendiriyor. Çok hafif bir renk veriyor. Bu arada bunların renk seçenekleri var galiba. Aynen bu 05 Sheer Blush olan. Dudaklarınız benim gibi çok kuruyorsa mesela ben gece bir kere lip balm sürmeyeyim. Sabah bir uyanıyorum. Dudaklarım böyle büzüşmüş. Bir kere dudaklarım birbirine yapışmıştı kurulukta. Cidden benim dudaklarım çok kurur. O yüzden benim çok sevdiğim, direkt bu çantamda oluyor mesela. Dudaklarım kuruduğunda pıt 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 sürüyorum. Çok güzel. Bundan mutlaka yine alacağım. NYX'ten devam edelim o zaman. Bu NYX'in Shoot Load rujlarından silk rengi. Hatta bugün de dudağımda bu ruj var. Ben bunların yapısını inanılmaz beğeniyorum. Bunu elime swatchlamıyorum çünkü zaten dudağımda duruşu var. Bunun da yine diğer renklerine bakacağım. Ya nasıl biliyor musunuz? Zaten görüyorsunuz gerçi ama bir kere opaklıkları çok iyi. Kalıcılıkları da bence fena değil ama tabii ki bir matruşka kadar kalıcı değil. Çünkü mat değiller, böyle ışıltılı yapıları var. Işıltılı da denmez ama nasıl denir? Çok kremsiler. Ya ben niye bugün konuşamıyorum? Gerçekten beyin tutulması yaşıyorum. Yine ışıltılı rujlardan gidiyoruz. Ve bunlardan aynı anda bahsetmek istiyorum. Çünkü ben bunları birbirine benzetiyorum valla. Biri Maybelline. Bu da L'Oreal. Bu Maybelline'in Baddest Beige isimli ruju. Ya o kadar ıslak bitişlik. Şimdi yan yana swatchlayacağım bunları. Neden benzettiğimi anlayacaksınız. Şu açık gördüğünüz Coconut Plump L'Oreal'inki. Bu da Maybelline Baddest Beige. Ya bu mesela ben dudak kalemi sürüyorum. Dudağımı çerçeveliyorum daha doğrusu, hatta içini de dolduruyorum. Sonra bunlardan birini sürüyorum. İkisi de çok joker rujlar. Çünkü çoğu makyajla uyuyorlar. Çoğu görünümle yakışıyorlar. Tabii ki maskeli hayatımıza pek uygun rujlar değiller. Çünkü neredeyse diyorum ya size, gloss gibiler. Ama yine de çok seviyorum. Yani kesinlikle zaten dudakları kurutma gibi bir ihtimalleri yok. Son olarak da bir tane gloss'umuz var. Buna ayıp olurdu göstermeseydim. Revolution'ın Pout Gloss'larından bu glaze şeffaf olan. Yani bildiğiniz şeffaf bir gloss aslında. Aplikatörünü birazcık Fenty'ye benzetmişler ama hiç problem değil. Mesela bunların Fenty'ye bir diğer benzeyen özellikleri de birazcık kalın yapılı glosslar olması. Ben kalın yapılı glossları seviyorum. Sakızlanmadıkları sürece, ki bunlar hiçbir şekilde sakızlanmıyor. Özellikle bu rengi için konuşuyorum. Ama ben her kullandıktan sonra ucunu siliyorum. Çünkü bildiğiniz şeffaf bir gloss. Eğer silmezseniz çünkü içi renklenir ve hoş olmaz. O yüzden bu şeffaf gloss'a ona dikkat edebilirsiniz. Bu arada mentollü, böyle ufacık dudaklarınızı büyütüyor ama bak çok ufacık, yani o mentol böyle birazcık cızır cızır yapıyor. O kadar. Ve şöyle yanıma bakıyorum. Anlatacağım başka bir şey kalmamış. Tekrardan söylüyorum. Lütfen sesim için kusura bakmayın ama
Yani elimden hiçbir şey gelmiyor. O kadar çok böyle ilaçlar, böyle hani doğal ilaçlar falan neler yapıyorum ama sesim düzelmiyor. Buraya kadar izlediyseniz de eğer gerçekten çok teşekkür ederim. Ve indirimden neler almayı düşünüyorsunuz ya da neler aldınız benimle bunları paylaşırsanız çok sevinirim. Tekrardan söylüyorum. Umarım keyifli bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz, likelarsanız ve kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşürüz. A pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back.